Evet. Bak bakalım beğenecek misin? Bir şeyler atıştır da toparlarsın. Yani tek lokma yiyecek durumda değilim. Olmaz. Güçlü kalman lazım hadi. Her şey o kadar üst üste geldi ki. Kendimi köşeye sıkışmış gibi hissediyorum. Bu adam geldi. Bize sinir harbi yaşatıyor resmen. Sıradan bir terörist değil. Bundan önce karşılaştığımız şirket hücrelerine de benzemiyor. Sanki gözünü dikmiş üzerimize. Bizi izliyor. Bu işin altından tek başına kalkamaz. Önce destek aldığı kişileri bulmamız lazım. Şirketten başka bir bağlantısı olduğunu mu düşünüyorsun? Yabancı istihbarat servisleri devrede. Yoksa ne karargahın yerini bulabilirdi ne de bizle ilgili bu kadar bilgi toplayabilirdi. Babama yapılan saldırı, karargah baskını, sadece annenin başına gelenler, bunların hepsi aynı gün oldu. Hem de İstanbul'da. Basit bir terörist bunları yapamaz. Gerçekten bu konuşma bana çok iyi geldi Ömer. İçim rahatladı. Ama atladığı başka bir şey var. Nedir? Bizi sürekli izlemesi, yakınımızda olması kamburun sonu olacak. Nasıl yani? Bizi takip ettikçe kendisi olmasa bile adamları bize mutlaka yakın olacak. Elbet bir açık verecekler. İşte onlardan birini yakaladığım zaman sonrası tufan. Hastanenin önündeyim. Fotoğrafı yolluyorum sana. Harekete geçmek için benden haber bekle. Adamımız hastanenin önünde. Gitmişti mi kadını yanına? Hı. Ne? O zaman kara kafan damarına biraz daha basar. Ya açık vermezse? O zaman ne yapacağız? O zaman atmaca kuralları geçerli olur. Kambur'un derdi intikam almak değil. Bana ne biliyorsan anlat. Onun asıl planı doğuda sözde bir devlet kurmak. Türkiye'yi karıştıracak terör yuvası oluşturmak. Yabancı servislerin başası olacak. Aynen öyle. Bunun için de karşısına durabilecek tek kişinin ben olduğumu biliyor. Yıllardır kimsenin bulamadığı kamplarını, cehennem çukurunu yok ettin sen. Eğer onu durdurmak için birinin kendini feda etmesi gerekiyorsa ben hazırım. Bunu tek başına yapmana izin vermem. Biz bu yola beraber çıktık. Ben yukarıdaki arkadaşlara bir bakayım. Bu konuşma burada bitmedi. Haberin olsun.